sevgili hocamız Ali İlker Bulut bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Sizler nasılsınız? Bizler de aynı şekilde hocam, öyleyiz. Peki, o zaman hemen başlamak istiyorum ben. Türkiye'de iki büyük deprem felaketinin ardından yeni yapılan açıklamalar da var. Az önce bir gazetede okudum. Siz yetişebildiniz mi bilemiyorum ama AFAD bir açıklama yaptı. Diyor ki ilk deprem Hatay ve Kahramanmaraş'ta, ikinci deprem de Malatya'da etkin oldu diye bir açıklaması var. Şimdi bu bazı iddialar vardı Malatya üzerinden, hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cevap vermişti. Malatya işte çok etkilenmedi depremden diyenler olmuştu. Bu dedi terbiyesizliktir artık demişti İçişleri Bakanı. Şimdi depremin etkilerine geleceğim ama öncesinde dün yaşadığımız Sivas'ta ve Kayseri'de İnsanlar korku ve panikle artık sokaklara indiler. Türkiye'nin bu beşik gibi sallandığı durumu bize nasıl anlatırsınız? Şimdi biz tabii depremin ilk gününden beri ifade ettiğimiz gibi olağanüstü bir süreçle karşı karşıyayız. Çünkü Doğu Anadolu fay hattı tarihsel dönemde bizlerin izleyebileceği, aletlerle izleyebileceği dönemde deprem üretmemiş faylardan biriydi. Bunu sıklıkla ifade ettik. Biz sadece tarihsel gözlemler ve bu alanlarda yapılan kazılardan depremle ilgili bilgi edinebiliyorduk. Davranışı ve karakteristik özellikleriyle ilgili bu bilgilerden yararlanarak çalışmalar yapıyorduk. Tabii deprem kendini 7.8'lik işte Pazarcık segmenti üzerinde ilk gün meydana gelen haliyle gösterdikten sonra 9 saat arayla beklemediğimiz bir süreç içinde çok yakın bir payı, kendisiyle ilgili çok yakın bir payı da tetikleyerek yine 7.6 büyüklüğünde 3 segmenti kıran ve 7.6 moment büyüklüğünde bir depreme daha sebebiyet verdi ve arkasından çok sıklıkla büyük depremler gerçekleşti. Bunlar artçı depremlerdi ama altın üzerinde depremlerdi. Dolayısıyla neyi gördük? Alanın ciddi bir enerji biriktirdiğini gördük. Tahminlerin doğru olduğunu gördük. İşte 500 yıldır, 1000 yıldır, en az 300 yıldır hareket etmeyen segmentlerin hareket ettiklerini ve beklenen atımları, yani birbirlerine göre göreceli hareketlerini yerine getirdiklerini gördük. Bunun sizlerin yayınlarında da sıklıkla ifade ettik. Bunların çok büyük enerjiye ihtiyaç duyan hareketlilikler olduğunu, çünkü tektonik dediğimiz yani levhaların, kıtaların hareket etmesiyle oluşan depremler olduğunu ifade ettik. Ardından gelen ki en son 13 bine yakın bir artçı, hatta geçmiş seviyede bir artçı ve bununla birlikte bağımsız tetiklenmiş depremler yaşadık. İşte Sivas'ta bahsettiğimiz deprem, Kayseri'de bahsettiğimiz deprem, Malatya'da meydana gelen depremler gibi burada tetiklenmiş bu bölgedeki bağımsız faylarda enerjinin, buradaki enerjinin, bu hareketliliğin büyük olmasının neticesinde oluşan enerjinin tetiklediği bu faylarda da depremler meydana geldiğini gördük ve hemen ardından da yine hatırlayacağınız gibi 6.4'lük bir Hatay depremi yaşadık. Bu da yine yayınlarınızda ifade ettiğimiz segmentin alt ucunda Ölüdeniz'e atladığı noktada Amanos segmentinin boşluk kalan bir alanın kırıldığını gördük. Zaten tetiklenme ile ilgili enerjinin üst ve alt uçlara etkilediğini, buralara yöneldiğini de ifade etmiştik. Bunları ifade ederken işte büyük deprem olacak yerlerle ilgilendiğimiz için, insanların daha çok merak ettiği için de Karlıova'dan bahsetmiştik, Yedisu Bingöl demiştik. Aşağıda da Ölüdeniz fay hattı ve Ege yayından da bahsetmiştik. Şimdi Kayseri ile ilgili gelen sorular tabii dünden beri biraz daha yoğun. Dolayısıyla buradaki faylardan da müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Oradaki biraz endişeyi azaltmak adına. Bu alanlar tabii tetiklenmesi normal olanlar. Daha doğrusu enerjinin, stresin bu yöne doğru hareket etmesinin normal olduğu alanlar. Ancak burada biraz önce ifade ettiğim gibi işte Karlıova, Bingöl, Yedisu, yani Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının birleştiği ana segment ya da Ölüdeniz fay hattı ile birleştiği, Ege yayının olduğu, bunların büyük depremler, yani 7'nin üzerinde depremler üreteceğini düşündüğümüz ve öngördüğümüz için, daha belki veriler buna dayandığı için özellikle bunlardan bahsediyoruz. Ancak bölgede Türkiye haritasını bir aklımıza getirdiğimiz zaman çokça kırıkların olduğunu, bunların yüzeylendiğini, zaman zaman buralarda aslında bizim yıl içinde de ki 20 bine yakın bir ortalamamız var Eda Hanım, biliyorsunuz Türkiye'nin depremselliği adına her yıl 20 bine yakın bir depremi yaşıyoruz biz zaten. Şimdi bugün olan deprem bunun üstüne katmış durumda. Biraz daha ilgi odağımız bu noktaya dönmüş durumda. Dolayısıyla artık yaşadığımız ve böyle bağımsız tetiklenmiş işte 4'ün üzerindeki depremlerde bizi hem psikolojik olarak etkilemeye başladı, hem de alanına yakın yerlerdeki yorulmuş binalarda da hasarlara sebep olduğunu
görmeye başladığımız için daha çok konuşuyoruz. Yoksa 4'ün üzerinde 5.5'a kadar, 5.5'un da hatta üstünde 6'ya kadar olan depremlerde biz betonarme yapılarda herhangi bir yıkım beklemiyoruz normal şartlarda. Bunlar eski yönetmeliklere dahil doğru yapılmış binalarsa da beklemiyoruz. Sadece 2000 sonrası yapılan yapılar için söylemiyorum bunu. Çünkü orta boy bir şekilde depremlerin betonarme yapılarda, herhangi bir hasarı olmayan betonarme yapılarda bir yıkım göstermemesi gerekiyor. Şimdi bu alanda konuşmamızın sebebi ise alanın çokça deprem görmüş olması. Siz de biraz önce gazeteden örnek vererek söylediniz. İşte Malatya örneğinde sürgün fayı, çardak fayı, kırılan ikinci alan, yani 7.6'lık alan, Elbistan'ın üst tarafındaki alandan bahsediyorum. 200 kilometrelik bir alanda bir kırık meydana geldi. Bunun kuzey ucu Malatya diye düşündüğünüz zaman bunlar birbirlerinden uzak şehirler değiller. Malatya'da da çok etkisi olan ciddi bir depremden bahsediyoruz ki bu Kocaeli depreminden büyük olduğunu ifade etmiştik yine yayınlarımızda. Evet. Büyüklük anlamında. Araziye yansımasını gördüğümüz zaman biz depremleri evet bir aletle ölçüyoruz, bir magnitüt olarak belirliyoruz. Ama sonrasında da araziye iniyor bilim adamları ve burada mühendisler ve bilim adamları çalışıyorlar. Buna da biz şiddet cetveli diyoruz. Yani bir şiddet cetvelinde yerini oturtmak için arazi gözlemleri yapıyorlar. İşte kırıkları ölçüyorlar, ne kadar atım yaptığını ölçüyorlar, ne kadar yıkıma sebebiyet verdiğini ölçüyorlar. Her 7.6'lık depremin birçok bağlantısıyla birlikte şiddet yansıması aynı olmuyor. Buradaki şiddet yansımamız neredeyse 10 şiddetindeki bizim o şiddet cetvelimiz 12 ile sonlanan bir cetvel düşünün. 12'de artık dünyanın şekli değişiyor. Bunlar olağanüstü depremlerden bahsediyoruz ama yansıması bu 7.6'lık depremin, 7.8'lik depremin neredeyse 10 ve 11'e çıkan yansımalarının olduğunu. Yani yeryüzünde işte vadilerin oluştuğunu gördük. Heyelanlar oluşturduğunu. İskenderun'un su basması ile ilgili işte tabanı yükselttiğini, diğer tabanda düşme olur. Yani coğrafi şekillerde de aslında küçük de olsa kısmi değişikliklere sebebiyet verdiği, atımların neredeyse 8 metreye ulaşan atımlar olduğunu, yer değiştirmeleri olduğunu gördük. Yani bunlar küçümsenebilecek depremler değildi. Dolayısıyla Malatya üzerinde etkisinin olması da çok normal. Ben de Sayın Bakan'a katılıyorum. Bu çok beklenmedik bir konuda değil. Hem doğru da bir yaklaşım çünkü zaten hem faya çok yakın bir alan hem kuzey ucunda olan bir alan. Malatya fayı diye de bahsettiğimiz bir fay var. Bugün depremlerden sonra bununla da ilgili görüştük. Hatta orada olan depremden sonra sizlerin yayınlarına bağlanıp da ifade ettik. Burada da bir fay hattımız var. Evet 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğimiz, 6 büyüklüğünde depremlerin gerçekleştiğini tarihsel dönemde düşündüğümüz, yaklaşık 2000 yılın üstünde hareket etmediğini bildiğimiz, bununla ilgili başka verinin de bulunmadığı bir fay hattımız, şehrin dışında da olsa bir fay hattımız mevcut. Dolayısıyla etkilenmemesi mümkün olmayan alanlardan bahsediyoruz. Çünkü çok büyük bir hareketlilik. Hocam şimdi 7.7-7.6'lık depremler sonrasında sizin de söylediğiniz gibi o günden 6 Şubat'tan itibaren de tamam yani Türkiye deprem bölgesi zaten yıl içerisinde belirli düzeyde depremleri yaşıyoruz görüyoruz ama bu denli büyük ve şiddeti de çok fazla olan depremi belki de yüzyıllar sonra ilk defa karşılaştık. Şimdi yeryüzeyinde biriken enerjinin bu iki büyük hatta üç büyük depremle atıldığı söylenebilir mi? Eğer bunu söylüyorsak diğer fay hatlarını tetiklediğini az önce söylediniz. Bu tetikleme süreci bu kadar yani 6 Şubat'tan Kayseri'ye gelene kadar bu kadar bir süre zarfını geçer mi yoksa anında mı olur bu süreç? Anında olacak diye bir kaidemiz yok. Burada iki rigid yapıdan bahsediyoruz. Bir depremin oluşması için biliyorsunuz alanda kırılmanın oluşması gerekiyor. Bu alanlarda kaygan alanlar değiller. Birbirlerine karşı bir sürtünme kuvveti uygulayan alanlar, sizin bu sürtünme kuvvetini yenecek güce erişmeniz gerekiyor. İşte tetikleme diye ifade ettiğimiz mevzular bununla ilgili. Yani siz enerjiyi o tarafa doğru stresi iletiyorsunuz. Tabii tektonik yapının da kendi bir hareket etme durumu var. Zaten sürtünmeyi yenmeye çalışıyor. İşte bunun bir araya geldiği zaman ki biz bunu hesaplayamıyoruz maalesef. Yani tabii. Sıklıkla size sorduğunuz sorularda tarih veremememizin, gün, ay, yıl veremememizin, hatta verenlere de inanmamanızı tavsiye etmemizin sebeplerinden biri bu. Çünkü böyle bir formülizasyon, böyle bir yaklaşım içinde bulunabileceğimiz, size hesaplayabileceğimiz bir veri yok. Ancak diyoruz ki buradaki alan artık stres biriktirmiştir. Bu stresin biriktiği alanda biz tarihsel depremlere baktık. Evet bunlar şu boyutta depremler üretmiş ve araziye yansımıştır diyoruz. Bizim burada önlem almaktan başka hiçbir çarenin olmadığını da çok sıklıkla sizin yerinize katıldığımızda ifade ediyoruz.
Evet. Depremi bilmekle ilgili bir çabamız yok aslında. Biz alanda olacağını biliyoruz. Bununla ilgili önlemlerin alınmasını daha evvel ne yaşanmışı anlatarak, örneklendirerek başımıza geleceği de ifade etmeye çalışıyoruz. Bir tahmin söz konusu olmuyor diyorsunuz. Yani böyle bir meslek de yok Eda Hanım. Evet. Net söylüyorum. Böyle bilim yok. Yani benim, evet. Ben jeofizik mühendisiyim. Sismoloji var mesela. İşte atıyorum paleosismoloji var. Birçok bizim de hani doktorlar gibi birçok dalımız var konuyla ilgili ama tahmin diye bir inanın öyle bir bölümümüz, öyle bir çalışma alanımız yok. Peki hocam, bir şey soracağım. Bunu sormamdaki neden sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var, çok fazla haber var, çok fazla hurafe diyeyim vatandaşlarımız daha iyi anlasınlar diye söylüyorum. Şöyle ki, yani deprem acaba diyorum ben, şöyle sorayım size. Herhangi bir olay, yani gökyüzü olayları ya da mesela şundan örnek vereyim size. O gün deprem olduğunda oradaki arkadaşlarımızla, depremzedelerimizle de konuştuğumuzda dediler ki bize, depremden hemen sonra aynı şekilde biz evet bir mücadele ettik depremle ama aynı şekilde hava şartlarıyla da biz mücadele ettik. Yani birbirini etkileme, gökyüzüyle yeryüzünün birbirini tetikleme enerjisel anlamda bir durumu var mı? Evet, tahmin edemiyoruz belki ama bundan sonraki süreçte öncesinde Bursa'da ya da işte Niğde'de görülen değişik bulutların şekilleri ya da ne bileyim, yani hani böyle önceden evet tahmin edemiyoruz ama bir belirti, bir azıcık tahmin gibi bir durumu hiç yok mu? Şu an ben tabii bir mühendis olarak cevap vermek zorundayım konuya. Şu an ispatlanmış böyle bir teknolojik gelişme yok ama... Yok. Bizde şunu bir ayırt etmek lazım. Belki biraz önceki cümlemde bir karışıklığa da sebebiyet vermek istemem. Biz tahmin etmekle önceden belirlemek arasında, yani sizin söylediğiniz gibi verileri takip etmek başka bir şey. Elinizde herhangi bir veri yokken bununla ilgili tahminde bulunmak başka bir şey. Tabii. Evet, hocalarımız gaz ölçümleri yaparlar mesela alanlarda. Siz de duyuyorsunuzdur Marmara Bayatı'nda işte. Gaz ölçümleri yaparız, takip ederiz. Buradaki GPS değişimlerini takip ederiz. Ancak bunların hepsi çalışmadır. İspatlanmış, bugüne kadar öncesinde belirlenmiş, kesin olarak ardı ardına da takip edilebilmiş. Yani başka yerlerde de denenebilmiş. Böyle bir yöntem söz konusu değil. Hava şartlarıyla ilgili sorduğunuz soruya geldiğim zaman da işte ayın deniz sularının çekilmesini etkilediğini bunları biliyoruz. Muhakkak manyetik etkilerin birbiri üzerinde etkili olabildiğini biliyoruz. Ancak bunlar... Kilometre adına çok derinlerde gerçekleşen hareketler olduğu için, çok büyük kara kütlelerini hareket ettirmekle ilgili yapılar olduğu bildiğimiz için, bunların böyle net tavırları havayla ilişkili ya da havayla etkilenebilecek, hava değişiklikleriyle etkilenebilecek ya da bunlarla net gözlemlerle etkilenebilecek herhangi bir ispatlanmış çalışma, birbirini takip eden, ispatlamak için şu yeterli değil Eda Hanım. Yani ben o gün bulut gördüm, işte depremde oldu, şu bulutlar vardı oradanın. Yeterli olabilmesi için bunun tekrar ediyor, başka yerlerde denenebiliyor ve takip edilebiliyor olması lazım. Dolayısıyla biz sadece bu veri üzerinden bunu bir mühendis ya da bilim adamı olarak söylemesi çok insanların mümkün değil. Bizler ancak bunu takip edip, ki bu takip 5 yıllık 10 yıllık süreçler değil Eda Hanım, bunlar takip edilmiyor da değil. Yani bilim adamları bunlarla ilgili çalışıyorlar, bizler için de merak konusu. Ancak İspat edemediğimiz bir şeyle ilgili tek bir öngörüye dayanarak bunları televizyon ya da sosyal medyada söylediğimiz zaman bunlar iyi mi kötü mü oluyor? Benim şahsi fikrimi sorarsanız iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar her o bulut şeklini gördüğünde ister istemez insani bir davranış gösterip buna tepki veriyorlar. Bu bazen bir yani çok üzülerek düşünüyorum, işte başka bir ihmale dönüşebiliyor. Bir inşaatta çalışıyorsanız işte dışarı fırlamanıza belki bir kazaya sebebiyet verebiliyorsunuz. Ya da duyuyoruz işte camdan atlamalar duyuyoruz, ani tepkiler duyuyoruz. Tabii, bunların panik olmayacağını havası oluyor ister istemez. Tabii yani hani insanız hepimiz. Belki tabii. Bizler de aynı tepkiyi vereceğiz diye düşünüyorum ki hele deprem bölgesinde. Deprem tabii yaşamış tabii. İnsanların çok daha etkin şu an bundan etkilendiğini, cümlelerimizi sarf ederken de buna çok dikkat ederek, ki ben yayınlarınızda çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Buradaki insanları korkutmanın hiçbir anlamı yok. Orada yerel yetkililer var. Yerel yetkililere güvenmek zorundayız. Onların bize verdiği bilgiler doğru bilgiler olarak kabul etmek zorundayız. Çünkü en real ve en yakın bilgiler bunlar. Dolayısıyla dışarıda bir tahminci aramaya, bunu takip etmeye, bununla ilgili böyle fikir yürütüp bir şey elde edemeyeceğimiz çok açık.
bizlerin gördüğünüz, sizin de ekranlarda gösterdiğiniz yapı stoklarımızı yenilemek zorunda olduğumuz açık bir beyan. Dolayısıyla evet, öncelikle yapacağımız şey bu olmalı diye ifade etmek istiyorum. İnanın tek bir bağlantı üzerinden buna gitmek mümkün değil. Dolayısıyla biz bilim adamları ve jeofizik mühendisleri olarak, mühendisler olarak hesaplayamadığımız hiçbir şeyi size söyleyemeyeceğimizi, tabii, dolayısıyla bunu da hesaplanabilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Peki hocam, çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi günler diliyorum size. Çok sağ olun. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum ben. Teşekkürler hocam. Teşekkürler, sağ olun.